Herkese merhaba. 37. sezonun 8. savaşına hoş geldiniz. Bu savaşımızda da yine GT40 ile eşleştik arkadaşlar. Daha önce de eşleşmiştik. 3. savaşta yenmiştik. Yine şimdi rövanş yapıyoruz onlarla. Geçen sezon da rövanş yapmıştık. 2 kere eşleşmiştik bunlarla. Her seferinde 2 kere eşleştiriyorlar bizi GT40 ile. Daha GT40 TCN ile eşleşmedi. Geldi bizde 2. kere eşleşiyor. Neyse bu savaşı yenmemiz lazım. O yüzden. Çünkü önümüze geçtiler biz TCN'ye yenildiğimiz için. Eğer GT40'a da yenilirsek top 2 tarih olur. En fazla 3. olabiliriz. Üçüncülük de pek tatmin etmiyor. O yüzden elimizi sıkı tutmamız lazım. Evet. Savaşa başlıyorum da daha güçlendirme basmadım. Sadece enerji harcamaya giriyorum şu anda. Şöyle banları göstereyim. Valla iki savaştır kozmik aret sürücü banlanıyor arkadaşlar. Sırf benim için kozmik aret sürücüyü banlıyorlar sanırsam. Ne güzel değil mi? Tek bir kişi için... Bütün üç banlayacak hero'dan bir tanesini kozmik alet sürücü seçiyorlar sırf benim için. Ama tabii sırf benim için değildir ya. Birkaç kişi daha kozmik alet sürücü kullanıyordur bizim ittifakta herhalde. Ama benim kadar efektif veya etkili kullanan olmuyordur benim tahminim. Onun dışında diğerlerini biliyorsunuz zaten. Herkül banlanamaz asla. O yüzden Herkül getiriyorum zaten. Kaptan Amerika sonsuzlukta sinerji için yanına geliyor. Global kardan etkilenmiyoruz. Herkül'ün kötü yanı bu. Bu global karoda. Kozmik alet sürücü global saldırı karosundan faydalandığı için çok daha iyi gidiyordu. Burada şimdi sağa gideceğim. Dediğim gibi şu an sadece enerji yakacağım. Bakın Void'e başkası gitmiş bu kez. Tabii kozmik aletim yok bu kez. O yüzden oraya ben gidemiyorum. Ben Corvus'a gireceğim ama şimdi değil. Güçlendirmeleri basıp komple başladığım zaman gireceğim. Şimdi beklemedeyim. Evet başlamaya hazırım arkadaşlar. Corvus'a girelim o zaman. Rütbe 3 sanırım. Bakalım şöyle. Evet rütbe 3. Ama Corvus garanti kritik vurduğu için her zaman yaralanmama desteği basarım Corvus'ta. Bir de burada para parayı çeker Karasu da var. O yüzden ne olur ne olmaz basacağım. Gelelim şöyle. Evet yaralanmama desteği. Başlayalım bakalım Herkül'le. Hızlıca bir şey atmamız lazım buna. Yük kasmak da önemli. Şimdi koşmayayım onun üstüne tehlikeli. Tamamdır rahatlayabiliriz şimdi. Ve ilk rakibimizi aldık. Birinci kısımdaki tek rakibimdi bu zaten. Şimdi ikinci kısma gidelim. Sola gidiyorum. Skrull benim değil. Sadece enerji vermeye gittim. Şimdi Pepe'yi bekleyelim. Evet aldı. Şimdi devam ediyoruz. Birinci kısımda devam edeceğim burada. Sıradaki rakibim Ölümsüz Hulk. Evet. Herkül kullanacağım onu da. Burada biraz dikkat etmek lazım. Engellenemez olurken özellikle. Başlayalım bakalım. Ha doğru, yere devirmiştim onu. Oh, ne vurdu be. Ulanma dayak yedim. Bir duralım şöyle. Gelsin. Yes.
Tamamdır, hallettik. Tehlikeli bir dövüş oldu ama ha. İyi çıktık. Ama uzun sürdü tabii ki. Ne atacaklarını biliyorlar gerçekten. Devam edelim. Bakalım şöyle. Nemrut var sırada. Kullanacağımız adam yani. Neydi adı? Kitty Pryde için. Devam edelim. Bu iyileşmeleri bozuyor en azından. Daha kolay. Alalım bir L2, ne olur ne olmaz. Ay nasıl yürüyerek vuruyorlar ya. Üstümde zırhlanma yokken attım resmen. Evet tamamız. Devam edelim bakalım. Sırada gümüş sürücü var. Terkile pot basmamız lazım. 14 binlik basacağız. 2 tane mecbur artık. Az da kaldı 14 binlikler. Bir de şundan basalım. Bakalım şöyle. Evet aynı. Bunda da ölümsüz ak gibi dikkat etmemiz lazım. Bir yaralanmama desteği de burada. Nerede? Ay bir tane kalıyor bundan sonra. Elimizi çabuk tutup başlayalım o zaman. Aslında özel saldırı atmadan oynasam da olur bunu ama yok, bunu da atmam lazım. Evet tamamdır. Rahat oldu. Ama kozmik alet sürücü olsa şimdi çok rahat ederdim gerçekten. Devam edelim bakalım, son dövüşüme gidiyorum. O da Misty Knight. Bakalım bununla biraz daha dikkatli olmamız lazım. Şöyle kontrol edelim. Evet. Başlayalım direkt. Dörtlük, beşli combo yapmayacağız. Hay Allah. Ve bu da tamam. Hızlı indi ha. Yaralanmama desteklerini de boşa bastım. Asıl ölümsüz altta basmam gerekiyormuş. Benim dövüşlerim bu kadar. Bakalım kazanacak mıyız? Evet, gördüğünüz gibi şu anda çok iyi bir galibiyet serisi yapıyorum arkadaşlar. Resmen kaybetmedim. Şu ortadaki kaybı saymıyorum çünkü o hileci. Şöyle göstereyim hatta. Adam 14 saniyede kızıl halkla mangokumu alıyor ve iki kere eşleşiyorum bu hıyarla maalesef. Onun dışında o ikisini yok sayın mesela. Gördüğünüz gibi bir tane bile mağlubiyet görünmüyor. Çok iyi gidiyorum gerçekten de. Hepsi galibiyet. Şöyle bizim ittifaktan Mafiosa'yı da yendim. Öyle öncesinde de KT1'ı yenmiştim. Çok güzel gidiyor. New Nation'dan Zürafa'yı yendim. O da çok iyi bir oyuncu. Valla şu anda bu durumdayım. Tırmanmaya devam ediyoruz. Sonuç biraz gecikti arkadaşlar, kusura bakmayın. Savaş mağlubiyetle sonuçlanıyor. Çok güzel başladığımız sezonu iğrenç bir şekilde götürdük maalesef.
Güzel başladık, sonlara doğru batırdık. Zaten hep böyle oluyor. Ya güzel ya kötü başlarız, sonra toparlarız ya da güzel başlarız sonra da batırırız. Sabit bir şekilde iyi gidemeyiz biz. Bu mümkün değil yani, bu böyle bir ittifak, ne yapalım? Evet, 2-5 kaybediyoruz savaşı. GT 40 da yani bizi az öleceği tuttu. Diğerlerine 4-5 kere ölüyor, bizi 2 kere ölüyor. Öyle bizim savaşları daha ciddiye alıyorlar demek ki, ama bizimkileri hiç ciddiye almıyorlar. Neyse, top 2'yi kaybettik maalesef. Üçüncülüğe düştük. Şöyle göstereyim. En azından burada kalmaya çalışacağız. Tatmin etmese de buranın ödülleri. Burada kalmaya çalışacağız. 4 tane %5'lik 6. kademe kristal alıyoruz. Eğer yukarı çıksaydık %25'lik alacaktık. Bir tane. Yani 4 tane 5'er almak biraz tatmin etmiyor. Sonuçta hepsi farklı gelebilir. O yüzden tam bir tane %25'lik oluşturabilsem bir tane daha çok güzel olurdu bence. Onun dışında A3 ve T6 açısından tatmin ediyor en azından. Çünkü iki tane demek bu. Bu 2 A3, 2 T6 demek. Bu tatmin ediyor. Bu 2,5 demek. Bu da 3 demek. Zaten birincilik ödüllerinde. Diğerleri zaten aynı. Bir tane daha fazla seçici almaya hiç gerek yok ki zaten %25'lik seçici o. O yüzden tek kademe 6'da pek tatmin etmiyor üçüncülük ödülleri. Ama A3 ve T6 da ediyor bence. Tabii burada kalabilecek miyiz? Daha 3 savaş var yapmamız gereken. Bir de videonun başında 8. savaş dedim yanlışlıkla. Bu 9. savaştı arkadaşlar. Yanlış bilmeyin. Kusura bakmayın, yanlış söyledim videonun başında. Saymamışımdır, ondan aklıma gelen sayıyı söylememişimdir. Bu videonun sonuna geldik. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.